26 Kasım tarihinde Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücretin en az 4.000 lira olmasını ve üzerinden gelir ve damga vergisinin kaldırılmasını istemişti. Bunu söylerken dolar 12.1 liraydı. Şimdi ise dolar 15 lira 60 kuruş civarında. Buna göre asgari ücretin 5.000 liranın üzerinde olmasını bekliyorduk. En azından böyle bir beklentimiz vardı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.194 lira. Yoksulluk sınırı ise 10.396 liradır. Bu asgari ücretle açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının da fevkalade altında bir belirleme yapılmıştır. Bu beklentiyi karşılayacak bir asgari ücret değildir. Ayrıca Türkiye'nin genel sağlık sigortası primi noktasından da meselenin ele alınması lazım. Türkiye'de devlet hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması münasebetiyle 7.236.000 kişinin genel sağlık sigortası primini ödüyor. Yani asgari ücretin 1/3'ünden az kazanan 7.5 milyona yakın insanın olduğu bir ülkede açlığın, yoksulluğun, fukaralığın bu asgari ücret belirlemesiyle nasıl ortadan kaldırılacağına hükümetin biraz kafa yorması gereklidir diye düşünüyorum. Ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılmış olduğuna göre 2022 bütçesinde bir gelir kalemi daha ortadan kalkmıştır. Konuyla ilgili değerlendirmeyi kapanışta yapacağım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Akçay. Açalım Sayın Akçay'ın mikrofonunu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz önce ve şu anda uygulanacak asgari ücret açıklaması yapılıyor ve ilk aldığımız bilgilere göre de net 4.250 Türk lirası olarak belirlenmiş durumda. Tabii bu asgari ücretlinin evli ve çocukların olup olmaması durumuna göre de bir artışı da ilave etmek gerekecek. Ve diğer bir sevindirici husus da bizim de Milliyetçi Hareket Partisi olarak parti programımızda öneri ve tekliflerimizde de yer alan gelir vergisi ve damga vergisi alınmaması hususu da bu yılki asgari ücretin en güzel taraflarından olmuştur. Ve bu artışın da %50 bir önceki asgari ücrete göre %50 bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii biraz sonra ayrıntılı tabloyu da Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak hazırlayacağız. O zaman çok daha net ve kapsamlı değerlendirmelerimizi de yapacağız. Öncelikle Türkiye'nin mevcut iktisadi şartları bakımından da bu beklenti birkaç aydır gerek hükümet gündeminde gerekse iş dünyasında, işçi kesiminde ve işveren kesiminde de geçmiş yıllara nispetle daha yüksek bir oran beklentisi var idi. Ülkemiz şartları çerçevesinde bu belirlenen asgari ücretin ülkemize, iş dünyamıza, asgari ücretli vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Oluç.
Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Önce bir hatırlatma, 1 Ocak 2021 tarihinde yani bu yılın başında 1 dolar 7.37 Türk lirasıydı. Asgari ücrete denk gelen ise 383 dolardı. Bugün asgari ücret 4.250 Türk lirasına çıkarıldı. Dolar 15.50 seviyesinde dalgalanıyor. Yani asgari ücret 274 dolar seviyesine düşmüş oldu. Bu ne demek? Yılbaşından bugüne kadar 109 dolarlık bir kayıp var asgari ücret konusunda. Yani bunun bugünkü Türk lirasına çevirdiğimizde 1700 Türk liralık bir hak kaybı var. Bir alım gücü kaybı var asgari ücretle çalışan yurttaşlarımız için. Bu çok açık. Dolayısıyla bugünkü verilere göre asgari ücretin en azından yılbaşındaki oranı koruyabilmesi için 5.900 lira civarında olması gerekiyordu. O nedenle 4.250 Türk liralık arttırma yeterli değildir. İkincisi, asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılıyor olması bizim bu konuda hem Halkların Demokratik Partisi'nin hem diğer muhalefet partilerinin hem de devrimci işçi sendikaları ve diğer sendikaların önerilerinin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Siz plan bütçede bizim önergelerimizi bu konuda reddederken nasıl bir hata yaptığınızı da anlamış oldu Adalet Kalkınma Partisi grubu ve MHP grubu. Ayrıca 2 Nisan'da bu konuda kanun teklifi vermiştik. Görmezden geldiniz bunu. Bunun da ne kadar hatalı olduğunu anlamış oldunuz. Üçüncüsü, asgari ücrete bu artışı yaptıktan sonra aslında iktidar gerçek enflasyonun %50 olduğunu da zımnen kabul etmiş oldu. Bunu da vurgulamış olalım. Son söylemek istediğim çok önemli. Asgari ücretteki bu artış nedeniyle işverenlerin işten çıkarmaya başlamaları söz konusudur. Bunun mutlaka durdurulması gerekir. İşçilerin işten çıkarılmaları engellenmelidir. Bu konuda iktidarı uyarıyoruz. Aynı zamanda işveren örgütlerini uyarıyoruz. Asgari ücret yükseltildi diye hiç kimseyi işten çıkarmaya kalkışmayın diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Altay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle asgari ücret açıklandı biraz önce Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi. Vallahi Sayın Bakan, asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiniz, ezdirmediniz ben onu bilmem. Ama ki şey biliyorum, bir asgari ücretli üşüyor, kombisini gece 10'da kapatıyor. İki, asgari ücretli artık fırınlarda bayat ekmek, ucuz bayat ekmek arıyor. Geçen sene bir günlerde bütçede millet kuru ekmeğe muhtaç ettiniz demiştim. Ekmek yeniyorsa aç değildir denmişti. Şimdi kuru ekmekten kastım katıksızlık anlamındaydı. Şimdi millet fırınlarda kalmış bayat ekmeği ucuza alma peşinde. Bu rakam Ekim ayında açıklansaydı Sayın Bakan, size teşekkür ederdim. Ekim ayında bu rakam açıklansaydı. Ama bu rakam bugün geldiğimiz noktada, doların 15,5 olduğu noktada şu demek. Tam bu yılın 2021'in başında 1 Ocak'ta asgari ücretli 385 dolar alıyor idi. Karşılığı bu idi. Şimdi bu hesaba göre asgari ücretin 5.955 lira olması lazım. Eğer ezilmeyecekse, ezdirmeyeceksiniz. Haksa, hukuksa, adaletse, insafsa olması gereken 5.955'tir. Ya da olması gereken 4.250 ise doların tekrar 9 lira seviyesine çekilebilmesidir. Dolar bu seviyedeyken asgari ücretlinin dolar bazında ücreti %30 erimiştir. TL karşılığında %50 zam yaptık diyor sevgili bakan. Ama dolar bazında asgari ücretli %30 gelir kaybına uğramıştır. Saruhan Bey 109 dolara saplamış. Ben 111 dolar şu anda işçiye, asgari ücretliye bu ülkenin borcu var. Her bir asgari ücretliye. Böyle baktığımız zaman üzülerek söyleyeyim, buna bizim sevinmemiz mümkün değil. Gerçekler ortada. Sadece ekmeğe, sadece ekmeğe geçen Ocak ayı itibarıyla %100 zam gelmiş iken
asgari ücreti TL bazında %50 arttırmak, milletin sofrasındaki iki ekmekten birini çalmak demektir. Bunu bizim kabul etmemiz, tasvip etmemiz, makul ve uygun görmemiz mümkün değildir. Allah bu kış günlerinde, bu kara kışta dar gelirliye, yoksula, yetime, garibe, gurabaya yardım etsin. Allah kolaylık versin. Düşünemiyorum, tasavvur edemiyorum. Bu rakamlarla insanlar nasıl geçecek? Teşekkür ediyoruz. Sayın Elitaş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biraz önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaklaşık 20 gün süreyle yaptığı müzakereler neticesinde hem işveren tarafının hem işçi tarafının temsilcileriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olmamış bir asgari ücreti vatandaşımıza paylaştı. Net asgari ücret 4.250 lira olarak hesaplanacak. Onun yanında çok önemli bir şey daha ifade ettim. Asgari ücret üzerindeki gelir vergisiyle asgari ücretten beyanname verirken alınan harçlarından kaldırılması konusunda bir ifadeyi kullandı. Şimdi Hazine Maliye Bakanımız burada. Bunun bir an önce yasalaşarak sanıyorum yasa gerekir. Çünkü vergi dilimleri %15'ten başlayan sınırın kanun düzenlemeyle yapılması gerekir. Beyannamelerdeki alınan harçların da yine yasal düzenlemesi gerektiği kanaatindeyim. Sayın Bakanımız sanıyorum şimdi arkadaşlarımıza bu konuyla ilgili bir talimat veriyorlar. Asgari ücretteki verginin kaldırılması ve harçların kaldırılması ile ilgili buradan da hem işçi kardeşlerimize verilen bir iyileşme payının öte yandan işverenin üzerindeki yükü de 450 lira civarındaki bir alınması, ki bundan önceki dönemlerde 75 liralık bir katkı sağlıyorduk. Bu da asgari ücretin brütünün biraz daha düşmesi anlamına gelecek bir nokta olacaktır diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda asgari ücretin vergi dilimlerinden etkilenmemesi için bir kanuni düzenleme yapmıştık. Tüm siyasi parti grubu milletvekili arkadaşlarımızın destekleriyle o işi yapmıştık. Çünkü asgari ücretli Eylül veya Ekim ayında vergi diliminin %20'lik kısmına giriyordu. Şimdi asgari ücret nezdindeki alınan vergilerin tamamen kaldırılmasıyla ilgili bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta inşallah bu düzenlemeyi de hayata geçirip kamuoyunun rahatlamasına birlikte imkan veririz diye düşünüyorum. Muhalefet sırasındaki arkadaşlarımız haklı olabilirler. Bu konuyu ifade edebilirler. Ama enflasyon dolara göre hesaplanmıyor biliyorsunuz. Enflasyon fiyatlar genel seviyesinin yansıması olarak ortaya çıkıyor. Döviz fiyatlarındaki artış da maalesef enflasyon üzerine bir etki yapıyor. Bunun ölçülerinde yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Şu anda toptan eşya fiyatlarındaki ortalama 2021 yılı toptan eşya fiyatları en yüksek olan enflasyon ortalaması %42.